Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla daha beraberiz. Bugün askı filtre yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz filtre elyafı, filtre seramiği, biyoval, mutfak süngeri, yani bulaşık süngerinin bir parçası. Şu şekilde aparatlarımız var. Bir de ben bu şekilde kendim aparatlar hazırladım. Şöyle. Bunları şimdi yaparken kullanacağız. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi askı filtremiz hazır. En altta şuradan gelen suyu filtreye verecek olan aparatımız takılı. Onun üzerinde biyoballar, onun üzerinde filtre elyafı, onun üzerinde filtre seramiği, tekrar filtre elyafı. En üstünde de gördüğünüz gibi sünger var. Bunu şimdi kapağını da kapatacağız. Kalan kısmında her zamanki gibi akvaryumda deneyeceğiz çalışıp çalışmadığını. Bugüne kadar 22 tane ekipman yapmış olduk arkadaşlar. Diğer yaptığımız ekipmanları izlemek isteyenler için şimdi link veriyorum. Videonun sonunda da link vereceğim. İsteyenler izleyebilir. Şimdi bunu gidip akvaryumda göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, askı filtremizin kurulumunu yaptık. Akvaryuma taktık. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalışıyor yine. Yapmış olduğumuz başarılı ekipmanların arasına bir tane daha eklemiş olduk. Videoyu izleyen arkadaşlar hemen sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp abone olabilirler. Yine diğer yaptığımız ekipmanları izlemek isterseniz de videonun sonuna link koyuyorum. Oraya tıklayarak bütün ekipmanları bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi bundan bahsedelim biraz. Şu kutu kalorifer peteklerine buharlaşma yapması için içerisine su konulup takılıyor. Onlardan alıp kullanabilirsiniz veya haricinde böyle dikdörtgen kutulardan alıp kullanabilirsiniz. Filtremizin içerisine şu boruya bağlı aşağıdan yukarıya doğru suyu verecek bir aparat taktık. En alta yerleştirdik bunu. Onun üzerinde biyoballarımız var. Onun üzerinde filtre elyafımız var. Onun üzerinde filtre seramiği. Tekrar filtre elyafı. En son katmanda da mutfaklarda kullanılan bulaşık süngerinden bu kutuya göre bir parça kesip onu kullandık. Normalde bunları internet sitelerinde 30-40 liraya, 50 liraya satıyorlar. Onların içerisinde kullanılan filtre malzemeleri de bizim kullandıklarımızdan çok farklı bir şey değil. Yapmak isteyen arkadaşlar kendileri de rahatlıkla yapıp hiçbir problem çıkmadan son derece güzel bir performansla kullanabilirler. Yani dediğim gibi gerçekten zaten çoğu Çin malı ve de içlerinde kullandıkları malzemeler bizim kullandığımız malzemelerden çok da farklı şeyler değil. İsterseniz yapabilirsiniz, isterseniz alabilirsiniz. Artık tercih sizin. Şu şekilde boruları ben size nasıl yaptığımı söyleyeyim. Belki yapmak isteyenler olur. Şöyle ikisini uçları sivri şekilde kesip hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıyorsunuz. Böyle dirsekler elde etmiş oluyorsunuz. Veya gidip hırdavatçılardan, pet shoplardan vesaire alabilirsiniz. Sanırım yeterince açıklayıcı oldu arkadaşlar. Yine güzel bir video çekmiş olduk. Ben beğendim yani şu ekipmanı. Dediğim gibi abone olmak isteyen arkadaşlar abone olup diğer videolardan haberdar olabilir. Diğer videoları izlemek isteyen arkadaşlar için de şimdi link koyuyorum. Oraya tıklayarak diğer videoları izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.